Herkese merhaba. Şu anda Paraguay'da Aregua diye bir kasabadayım. Asunción'a böyle 40 kilometre falan mesafede. Yanımda da bir arkadaşım var, Konrad. Hello, how are you? Yeah, good, thanks. How are you? Fine, thank you. Where are you from? Near Dover in England. Okay. Southeast. Okay, so how old are you? Yeah, I'm 18. 18 so, years old? Yeah. What are you doing here in Paraguay? It's a good question, to be fair. I don't know, I thought I'd travel around. I'm in a gap year before I study more, so... Okay. Yeah, thought I'd travel around a little bit. So, for how long do you plan to travel? 3 months, I'd say. 3 months? Yeah. Around South America, right? Around South America, yeah. Okay. Going, Bolivia next. Okay. Yeah. So, where have you been so far around South America? I've just been here for 2 weeks so far, so... Just been to Buenos Aires, here, in Asunción. Good pronunciation there. And, Ciudad del Este as well. Ciudad del Este. Yeah. Okay, that's perfect. Abi arkadaş 18 yaşında böyle Güney Amerika'yı tek başına gezmeye gelmiş. Açıkçası benim çok ilgimi çekti. Öyle dedim beraber gezelim. Oldukça da meraklı bir insan böyle. Çevredeki her şeyi görüp merak ediyor. Bu nedir, bu nasıldır falan diye. Öyle. Ben de buraya gelecektim. Dedi beraber gezelim mi? Tabii dedim ya. Benim de zaten çok ilgimi çekti hikayesi. Öyle beraber geldik buraya. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Burası buranın en önemli kilisesiymiş. Aregua'nın. 1912 ile 1914 yılları arasında yapılmış. Böyle buranın en yüksek tepelerinden birinde, hatta belki de en yüksek tepesinde yapılmış. Böyle güzel de bir manzarası var şimdi bak. Şu aşağıda göl var bu arada. Bu gölün etrafındaki birçok kasaba çok turistik yerler böyle. Bu Aregua zamanında buranın zengin insanlarının, sanatçılarının falan böyle tatil için geldiği bir yermiş. Şimdi de böyle bayağı turistik bir yer. Özellikle Asunción'dan insanlar, yabancı yerli turistler böyle burayı gezmeye geliyorlar. Toplu taşımayla gelebiliyorsunuz. Aynı normal Asunción'un içerisinde otobüsle nasıl seyahat ediyorsanız dolmuşa atlayıp buraya gelebiliyorsunuz ve aynı fiyat 3400 guarani, yani 50 sent 60 sent falan maksimum dolar bazında. 1,5 saat falan sürüyor, hemen hemen 1,5 saat sürmüyor bile dolmuşla. Hostelin de hemen dibinden geçiyormuş otobüs. Öyle atladık geldik yani. Bakın şu aşağıda bir göl var. Buranın etrafında da birçok böyle turistik güzel kasabalar var. Onların diğerlerine de gideceğiz zamanla. Bugün Aregua'yı geziyoruz. Böyle kilisenin önündeyiz şu anda. Let's go inside a little. Yeah. Ah, it's closed. My God. It might be unlocked. Yeah, maybe there will be some another gate to go inside. Baksanıza şu kilisenin bahçesine, ne kadar böyle güzel çimleri falan biçmişler, etrafı düzenlemişler. Bayağı iyi yani. Bu kapı da kilitli. No. opening hours, as Amo says there. Yeah. Oh, we might have just missed it. Can't speak much Spanish. Ah, yeah. Like in the afternoon, between 2:30 to 6 p.m. So. Oh, okay. In the morning, it's between 8 to 11:30. So we couldn't catch it. So. Yeah. Oh, yeah. But it reopens, does it? Okay. So. So we go to eat and drink something. Yeah. Okay. Yeah. Okay. I'm hungry, lad. Okay. Şimdi kiliseye giremedik. Kapısı kapalıymış. Sabah 8'de 11.30 arasında, akşam da 2.30 ile 6 arasında açıkmış. Şuralarda yerli ufaklı böyle market, restoran tarzı bir yerler gördük. Oralara gidip bir şeyler atıştıracağız. Ben fena bir kahvaltı yapmadım aslında ama yine de yerim bir şeyler. Arkadaş böyle çok küçük bir kahvaltı yaptı. Bir şeyler atıştırdı çıkmadan önce. Öyle bir şeyler yesek iyi olur yani ikimiz için de. Öyle sonra da devam edelim gezmeye. Şimdi katedral tam şu karşıda. Katedralin karşısında böyle çok hoş bir restorana geldik. Şöyle yemek sipariş ettik. Şöyle işte bu böyle bir yemek seçiyorsun. Yanında da böyle bir salata seçiyorsun. İstediğin salatayı falan seçebiliyorsun. Ben bunu seçtim. Buna milanesa diyorlar burada. Schnitzel gibi yani, öyle düşünün. Yanında da bu salatayı seçtim. Arkadaşım da lazanya seçti. Yanında da böyle makarna seçti. Böyle bunları yiyeceğiz. Şu tabağın fiyatı
3 dolar falan hemen hemen. Hatta 3 dolardan biraz daha az. 20 bin guarani, 7400 guarani 1 dolar ediyor. Onun da fiyatı aynı aşağı yukarı. It's 20,000 guarani, is right? Yeah. Okay. I'm only used to beans on toast in England, so hopefully my stomach can handle a meal in like a small restaurant in the middle But it looks really delicious. Really good. Bir de böyle 1,5 litrelik bir su aldık. 2 tane de bardak söyledik. Beraber su da içeceğiz. Aa bak, mandioka, size bahsetmiştim. Bu böyle bir patates gibi yerin altında yetişen bir bitki. Bunu böyle kaynatıp bu hale getiriyorlar. Bunu ekmek niyetine yiyorlar burada. Çok yaygın bu. Yanında da böyle genelde 1 dilim 2 dilim ekmek getiriyorlar restoranlarda. Yani gayet uygun bir fiyat aslında. Böyle 3 dolardan biraz az. Ortamın atmosferi de gayet güzel. Abi bu Milanesa'yı galiba böyle hayvanın sakatatından yapmışlar. Adam beni aslında sipariş verirken uyarmaya çalıştı, böyle hayvanın bilmem ne bölgesinden yapıyoruz diye. Karnını göstererek böyle dedi, buralarına yapıyoruz falan dedi. Ben yine de maceraya atıldım, söyledim, sipariş ettim. Sonra geldi, dedim herhalde bu tam pişmemiş, böyle bir yumuşak çünkü, bir garip yani. Garsonu çağırdım, dedi ki bu böyle yapılıyor dedi. Yiyeceğiz mecbur, yapacak bir şey yok. Türkiye'de aslında ben işkembe çorbası falan içiyorum ama bu biraz garip geldi ya. Neyse, yapacak bir şey yok. Abi o değil de oturduğumuz restoranda Türk dizisi oynaması şaka mı ya? Bir yerden böyle bizim oraların ezgileri geliyor kulağıma. Ulan dedim ne oluyor? Arkama döndüm, bir baktım Türk dizisi var televizyonda. Öf, içerisi klimalıydı, dışarı çıkar çıkmaz böyle sıcak vurdu ya. Bugün yine böyle arada bir bulut geliyor falan, aşırı sıcak yok. Ama yine 41 dereceyi falan gösteriyor şeyde, telefonda. Aşırı bunaltmıyor ama yine de sıcak yani. Özellikle böyle klimalı ortamlardan çıktığın zaman suratına böyle deli gibi sıcak vuruyor. Ama klimalı ortama girdiğin zaman da tam tersi, inanılmaz rahatlatıcı. Bu arada lan, bu da bir deneyim oldu. Bildiğin işkembeden şey yedim ya. Neydi o? İşkembeden şinitsel yedim. O an adam bana anlatmaya çalıştı aslında, böyle karnını gösterdi dedi, böyle ineğin dedi işte iç organları gibi bir şeyler dedi. Ben böyle sakatat olduğunu anladım, tahmin ettim. Ama böyle bir maceraya atılmak istedim o an, umursamadım fazla. Abi bir dahakine tek tek menüde gördüklerimi çevireceğim, üşenmeyeceğim ya. Sözlükten çevirip öyle bakacağım. Şimdi şu ileride bir yerde bir tepe varmış, oraya gidiyoruz. Şimdi şöyle yol üzerinde terk edilmiş bir bina gördük. Böyle ben de böyle terk edilmiş binalar benim hep ilgimi çeker böyle. Bir de hikayesini çok merak ediyorum. Diyorum bu evi niye böyle terk etmişler? Hep ilgimi çeker böyle şeyler. Arkadaşın da ilgisini çekti, öyle girdik. It's so interesting, right? Yeah. Like, really wonder the history. Yeah, really. How me too. Ended up being abandoned. Yeah. The building was even finished. Yeah. Like maybe the builders could have gone bankrupt before they finished the building. Yeah, maybe. So it's just been left. Or. And it seems really nice building, you know, with two floors and made by nice stones. Yeah, so, yeah. Looks like really nice house. So. Burada da birinin deposu var galiba. Şimdi bize hırsız diyecekler burada. Kaçalım hemen. So what catched your attention in Paraguay the most? Yeah, it's very interesting. I wanted to go somewhere that not too many other people had done before, because a lot of travelers like my age go to like Thailand, or maybe they might go to Patagonia in Argentina. And I thought I didn't really want to do the same thing a million other people have already done before me. Yeah. And Paraguay is still quite common to travel to, but it's less common, so I've been interested by like the more unique experiences here, okay, for me at least, because this is one of the first times I've been traveling, so it's been very interesting. And the cities are very different to European cities. Like it's much more spread out. Okay, that's fine. Yeah. Valla şu an hiç benim fotoğrafını gördüğüm yere gitmiyor gibiyiz ya. Bir soralım bakalım birine. Abi gittiğimiz yer böyle bir değişik tarzda, kübik tarzlarda kayaların olduğu böyle bir doğal oluşum yeri yani. Bir doğal alan, doğal site gibi bir şey. Oraya gitmeye çalışıyoruz.
Biz gittikçe bizden uzaklaşıyor. İnsanlara soruyoruz. Bir tanesi diyor ki 5 dakika şöyle yürü diyor, ileride diyor. İkinci bir insana soruyoruz. Bir 10-15 dakika yürü diyor, hemen karşına çıkacak diyor. En son az önce bir tane ablaya sorduk. Diyor ki buradan diyor gideceksin diyor, sağa döneceksin diyor, biraz ilerleyeceksin diyor, karşına çıkar zaten falan diyor. Dedim kaç dakika? 20 dakika falan sürer dedi. Biz ilerledikçe uzaklaşıyor bizden ya. Bak burası da böyle buranın mahalleleri. Şu tellere baksanıza abi. Şimdi size bir şey anlatayım. Ben Santa Fe'deydim şimdi. Hatırlarsanız Luciano vardı. Beraber video çekmiştik. Şeye gittik böyle. Oranın barriyolarına gittik. İnsanlarla böyle anket yaptılar onlar. Ben de onun videosunu çektim. İşte o Luciano ile bir gün Santa Fe'nin böyle sokaklarında yürüyoruz. Ben ona dedim ki bak dedim şu demir parmaklıklar, şu teller falan. Ben bunları görünce dedim. Hele hele ilk zamanlar bana buralar çok tehlikeli geliyordu. Korkuyordum ben dedim. Hadi ya falan dedi. Sizin orada yok mu bunlardan dedi. Dedim yok bizim orada böyle. Tamam olur korkuluk morkuluk olur da. Bu kadar böyle dikenli tel, elektrikli tel falan. Bu kadar olmaz dedim yani. Sonra dedi aa dedi ben hiç bunun farkında değildim dedi ya. Yani hiç dedi hayatım boyunca böyle bu tellerin korkutucu ya da tehlikeli gösterdiğini bilmiyordum dedi. Bunun farkına varmadım dedi. Şimdi ne demeye çalışıyorum? Mesela bak yabancı biriyle tanıştı ve kendi ülkesiyle ilgili yıllardır yaşadığı kendi ülkesiyle doğup büyüdüğü kendi ülkesiyle ilgili bir gerçeği bir yabancıdan öğrendi. Çünkü farklı bir yere gitmediği için bazı farklılıkların farkına varamıyor. Geçen de bir yazarın bir röportajını dinliyordum. Şey diyor, Türkiye'yi tanımak için diyor yurt dışına gidin diyor. Çünkü bir şeyi iyi anlamak için ona dışarıdan bakmanız gerekiyor diyor. Böyle bir şey işte yani. Diyorlar ya gittiğiniz yerlerdeki şeyler Türkiye'de yok mu? Var da kardeşim, Türkiye'yi anlamak için işte. Bu evrenin neresindeyiz? Ne yapıyoruz biz bu evrende? Ne kadar yer kaplıyoruz? Etimiz ne? Budumuz ne? Bunu anlamak için geziyoruz. Bu dünyayı anlamaya çalışıyoruz. Keşfetmeye çalışıyoruz. Amacımız bu yani. Vallahi nasıl terledim ya. Öf. Şurada birine daha soralım bakalım. Şu abiye bir soralım. Abi deminden beri bir sürü insana soruyoruz. Bizi böyle ana caddeye çıkardılar. İşte diyorlar yukarıya devam, yukarıya devam, yukarıya devam. Böyle bir sürü yere sorduk, benzinliklere falan. Dediler sağ tarafta girişi göreceksiniz dediler. Şurası mı acaba ya? Böyle geldik bir yere ama doğa da böyle ağaçlar maaşlar çok güzel, baksanıza abi. Yemyeşil ya, çok güzel valla. Heh burası. Yemin ediyorum burası. Ulan ücretli gibi görünüyor. Bakalım be. Bir tane adam var. Diyor ki tek başınıza tehlikeli orası diyor. Kayarsınız, düşersiniz falan dedi. Acaba bir de hayvanları mı kastetti ya? Baksana burada vahşi hayvan fotoğrafları falan var. Dedi tek başınıza gidemezsiniz. Yanınızda rehber lazım oraya gitmek için falan dedi. Bir bakacağız bakalım. Rehber lazımsa bize girdi demektir. Hadi bakalım. Şimdi geldik böyle bir yere. İşte bu ofiste kaydımızı alıyorlarmış. Buradan şimdi pasaportla falan bilgilerimizi alıyorlar. Sisteme kaydediyorlar. Herhangi bir ücret ödemiyoruz. Şimdi şuradan doğru gideceğiz galiba birazdan. Bakalım. Yolu gösterecekler galiba. Podemos irnos solo o necesitamos guía para? Es autoguiado. Autoguiado. Sí, le damos un trípico, una... Ah, entiendo. Que tenemos en inglés, tenemos en español. Ah, bueno. Bueno, yo preferí en español, pero mi amigo en inglés. Y uno van a llevar entonces. Ah, sí, bueno. En inglés, bueno. Para vos en español. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias. Şöyle bir rehber var elinizde, böyle. İşte oradaki bitki türleri falan, onlar bunlar. Mesela birinci durak, ikinci durak falan diyor. Belli ki orada işaretlenmiş yerler var. Oralarda da belli ki belli bir bitki örtüsü falan bir şeyler var. Türkiye'de onlarla ilgili bilgiler var.
Si, soy de Türkiye. Başladık yürümeye. Şöyle şuradan doğru ilerliyoruz. Burada böyle bir rota açmışlar. Böyle bir yürüyüş rotası var. 40-45 dakika falan sürer diyor. Elimize böyle bir rehber kağıt verdi. İşte burada bilgiler var. Duraklar varmış. O duraklarda işte ne olduğu ile ilgili bilgi var. Ha, şuradan gideceğiz biz. Evet. 45 dakika diyor. 1200 metre uzunluğunda. Orta derecede zorluk diyor. Şöyle gideceğiz. Burada işte burada olan hayvanlar falan, bitki örtüsü, birçok şeyle ilgili bilgi var. İşte böyle armadillo varmış. Ondan sonra geyik varmış. Böyle bir sürü çeşit kuş varmış falan. Ondan sonra ne bileyim, tilki falan varmış. Böyle bu bölgede olan hayvanlarla ilgili ve birçok şeyle ilgili bilgi var bu kağıtta. Böyle devam edeceğiz. Birinci durağa ulaştık bile. İşte burada diyor ki, yani mesela birinci durakla ilgili bir şey yazmışlar buraya. Diyor ki burada diyor işte doğanın içindesiniz diyor ve diyor birçok hayvanla karşılaşma ihtimaliniz var diyor. Uzaktan veya yakından diyor. Ama diyor burada misafir olduğunuzu ve buranın onların evi olduğunu unutmayın. Bu yüzden saygı gösterin falan diyor işte. Öyle. Öyle çok da tehlikeli bir hayvan türü yok anladığım kadarıyla burada. Öyle yürüyoruz bakalım. Şimdi böyle üçüncü durağa geldik. Böyle bu yol üzerinde duraklar var işte. Şurada az önce gösterdiğim gibi. Ve bu duraklarla ilgili bilgiler var. Şimdi bu durakları şu tabelalardan görebiliyorsun yol kenarındaki. Sonra da böyle ne olduğuna bakıyorsun. Burada altın var diye, gömü var diye böyle arama yapmışlar. Kazmışlar burayı. Sonra da kalmış böyle. Bakın kayaları görüyor musunuz mesela? İşte buranın özelliği bu. Böyle kayalar var. Böyle kübik şekillerde. Ve bu kayanın materyali de böyle bir değişik yani. Nasıl anlatacağımı tam bilemedim. Bak sesi duyuyor musun? Çok değişik bir sesi. Ve böyle eline aldığın zaman değişik bir his var. İçinde de çok değişik elementler var diyorlar. Farklı farklı işte kuvarstan tut bilmem neye kadar. Bu kayalar dünyanın 3 yerinde varmış. Bir Kanada'da varmış. Bir Güney Afrika'da varmış. Bir de burada varmış. Daha doğrusu az önce o girişteki adam dedi ki. Bu dedi yani kayda geçen dedi. Tabii dünyanın farklı farklı yerlerinde olduğuna inanılıyor. Söyleniyor ama dedi. Diğer yerlerde kayda geçmemiş dedi. Dünyada 3 yerde kayda geçen bu kayalardan var. Bunlardan birisi de burası dedi. Öyle. Ya şöyle, normalde ben aslında buraya böyle bu kayaları görmeye falan gelmeyi düşünmüyordum. Sonra kilise kapalı olunca burası da 5 dakika görünüyordu haritadan. Dedik bari kilise tekrar açılana kadar şuraya gidelim bari dedik. Çok yakın yani. Arada vakit doldurmak için güzel olur. Kilisenin içinde görmüş oluruz dedik. Yani buraya gelme amacımız aslında kiliseyi görmekti. O arada vakit doldurmaktı. Ama karşımıza böyle bildiğin bir yürüyüş rotası çıktı. Güzel de oldu. Ben şu an çok keyif alıyorum ya. Özlemişim böyle doğanın içinde yürüyüş yapmayı falan. Bak burada 4. durak var. Şimdi neymiş bir bakarız. Yine burası da şu kayalarla ünlüymüş. Abi baksanıza şuna, çok değişik ya. Look, it's so different here. The rocks. Really? Wow, wow, wow. Look at this, man. Look at this. It's so different. My God. Abi ben böyle bir şey beklememiştim harbiden ya. Baya ilginçmiş ha. It's yeah. Much more interesting than I expected, really. Şöyle bir yere geldik. Şöyle bir manzara var. Böyle yüksek bir yer olduğu için göl de tepeden görünüyor. Aşağıya doğru hep orman ya, böyle çok güzel görünüyor ya. Şuna baksana. Öyle devam ediyoruz şimdi. Arkadaş da diyor ki ya diyor İspanyolca menü diyor çok eski diyor. Bir sürü insan kullanmış diyor. Benim menü diyor yepyeni diyor. Demek ki diyor İngilizce konuşan pek kimse gelmiyor buraya diyor. Hep yerel turist geliyor diyor.
Yolda sorduğumuz adam da diyor ki orası diyor çok tehlikeli diyor, rehbersiz gezemezsiniz diyor. Ulan hani nerede tehlike arkadaş? Böyle insanlara dayar oluyorum ya. Karadeniz'de de yapıyorlardı bize doğa yürüyüşü yaparken. Oraya gitmeyin, ayı çıkar. İyi anasını satayım. Evet, asıl internette fotoğrafları olan yere geldik. Hop. Şöyle çıkalım. Oh. Üf. Abi aşağı doğru bayağı derine iniyor burası ya. Baksanıza şuna, hep böyle kübik şekiller. Çok değişik bir kaya. Bak şöyle bir yere geldik. Ya şu an bir tepenin etrafında dolanıyoruz ve bu tepe tamamen bu kayalardan oluşuyor anladığım kadarıyla. Bak şöyle size rotayı göstereyim. Böyle bildiğin bir tepenin etrafında dolaşıyoruz. Yani şu ortada tepe var. Etrafında da şurada da biz dolaşıyoruz. Böyle dolaştıkça işte aynı şeyleri farklı farklı yerlerde görüyorsun. Aşağı yukarı hepsi aynı. Biraz değişiyor işte. Bazıları biraz daha yuvarlamsı oluyor. Bazıları biraz daha kübik oluyor. Bak şimdi. Abi böyle sanki tuğla ya da böyle beton gibi bir ses geliyor ya. Böyle taşlara değdiğin zaman ya da taşları birbirine sürttüğün zaman. Değişik bir taş yani. Aa, Mirador diyor. Manzara yani. Seyir terası gibi bir şey. Mirador. Hadi bakalım. En sevdiğimiz nokta. Ha, şuradan yukarı çıkmak gerekiyor. There is a kind of panoramic viewpoint at the top. Do you want to go there or? Okay, let's go. Arkadaş, çok uyumlu ya. Hadi bakalım. Şöyle yukarı çıkmak gerekiyormuş. Bu seyir terasına çıkmak için. Şimdi çıkıyoruz böyle. Şöyle bir manzaraya geldik. Tabii biraz daha ilerisi var. İleriden daha güzel bir manzara göreceğiz galiba. Galiba az önce gittiğimiz kilise şuraydı. Şurada bir yerde böyle bir kilisenin tepesi görünüyor. Sanırım orası. The church is there, right? Yeah. Like the one we visited. Yeah. Bir de çok fazla kelebek var ya etrafta. Aa, bu çekirgeymiş. Yeah. Çok fazla. Aa bak, gidiyor. Çok fazla kelebek var etrafta. Rengarenk hem de. Böyle turuncular var, morlar var. Çok değişikler. Evet, asıl manzaraya geldik. Üf, abi şu manzaraya bak. Müthiş, yemin ederim ya. Bak, göl tamamen ayaklarımızın altında. Şu tarafta bir yerde San Bernardino diye bir yer var. Gölün diğer tarafında. Şöyle şu tarafından doğru dolanıyorsun. Öyle gidiyorsun. Orası da bu bölgenin en turistik yerlerinden birisi. Ufak çaplı bir gece hayatı falan da var galiba. O yüzden de çok tercih ediyor insanlar. Böyle bu gölün etrafında böyle irili ufaklı kasabalar, köyler falan var işte. Bu Aregua'da yine içlerinde en turistik olanlardan birisi. Ama en turistiği o karşıdaki San Bernardino. Oraya da gideceğiz bir ara. Abi biz bitirdik yürüyüşü. Şimdi böyle çıkıyoruz alandan. Üf, oh ne güzel ya, klimalı yer. Vallahi. Şimdi şu dejamos los guías. Muchas gracias. Sí, todo bien. Solo hay mucho calor. Adam bize siktirin gidin diyor. Adam bize. Neyse. Şu azilerde benzinlik var. Gelirken adres sormuştuk. İki tane benzinlik var aslında. Ama bir tanesi bayağı iyi böyle. Serin yani, soğuk. Oraya bir gidelim, birer soğuk bir şey alalım. Azıcık bir rahatlayalım. Sonra kiliseye gidelim. Sonra da çarşıya inelim. Zaten öğleden sonra oldu. Saat kaç oldu? 4'e geliyor saat.
Bu arada bu park saat 5'te kapanıyormuş. Diyor ki 5'e kadar gezebilirsiniz en fazla diyor. Hani yürüyüş dedi. Adam dedi ki yürüyüş 45 dakika dedi. İstediğiniz kadar oyalanabilirsiniz. Hani isterseniz dedi 1,5 saatte bitirin ama dedi 5'ten önce burada olmanız lazım dedi. İşte birazcık dedi çevreye, hayvanlara falan dikkat edin. Pek dedi zarar vermez, denk gelmez ama dedi biraz dikkat edin dedi. Öyle. İşte geldik şimdi. Benzinliğe doğru gidiyoruz. Geldik benzinliğe. Şöyle yine 1,5 litrelik su aldık. 2 tane de bardak söyledik. Böyle karşılıklı su içeceğiz. Yalnız şu an tişörtüm sırılsıklam terden. Yani ağırlık yapıyor hatta böyle ıslak olduğu için. Klimanın altında oturuyoruz. Tam şurada klima var. Bir de buz gibi su içiyoruz. Oh, tam hasta olmalık yemin ediyorum. Tekrardan kiliseye geldik. Biz burada restoranda yemek yerken saat 2 falandı. 2.30'da burası açılacaktı. Biz dedik bir 5-10 dakikada gider görür geliriz dedik o kayaların olduğu yeri. Çünkü haritada 5 dakika mesafede görünüyordu ama ben yanlış yeri işaretlemişim haritada. Şu an saat 4.30, tam 2.5 saatte geri döndük. 2.30'la akşam 6 arası açık görünüyordu kilise. Bakalım, bir umarım açıktır şu anda. İçeriği görüp aşağıya doğru devam edeceğiz. Şu anda böyle bir tepedeyiz. Asıl şehir aşağıda nehrin kıyısında. Birçok yer orada. Oraya doğru ineceğiz burayı görebilirsek. Göremezsek de ineceğiz. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir mimarisi var. Yine kapalı ya. Yok abi, kapalı. It's closed. It's not open. Let's check another side. It's also closed. Ah, it's open. Evet, sonunda. Kilisenin içi de böyle bir yermiş bak. Bir sürü vantilatör çalışıyor. Ama klima yok. Güzel, fena değilmiş. Yani bir kasabadaki bir kilise için güzel yani. Daha ne beklersin ki? Şurada azıcık dinledim ya. Vallahi yoruldum. Kapalı ortama giriyorsun, klima çarpıyor. Açık ortamda yanıyorsun sıcaktan. Vallahi Şamaroğlan'a döndük bugün. Çarpıla çarpıla. Bir sıcaktan bir soğuktan. Şurada günah çıkarma kabini var. Şuradan da merdivenle yukarı çıkılıyormuş. Bir yukarı çıkalım bakalım. Ya. Yeah. Böyle bir yer. Burada bir şey yok peki. Şimdi kiliseden doğru şöyle aşağı iniyoruz. Şöyle bir ana caddesi var. Bakın evlerde yine böyle grafitiler falan var etrafta, duvarlarda. Baksanıza şu evin bahçesi ne kadar güzel, böyle yeşillik falan. Duvarlarda grafitiler, bilmem neler, çok güzel. Şurada böyle bir heykel var. Ortada böyle bir yürüyüş yolu. İki yanında da yine böyle çok güzel bahçeli bahçeli. Rengarenk. Böyle yeşillik dolu evler. Çok güzel bir kasabaymış burası. Çok sevdim ya. Şuna baksana. Bakın böyle banklar var.
Oradaki taşlardan yapmışlar, baksanıza. Çok güzel. Buralara da çim ekiyorlar yavaş yavaş. Çok güzel olacak büyük ihtimalle. Is it boring? Bakın burada da yine böyle grafitiler falan var. Şimdi şu aşağıdan sağa doğru döneceğiz. Orada ileride bir tane kültür merkezi var. O kültür merkezine doğru gideceğiz. Bir orayı göreceğiz bakalım. Bakın burada böyle bir anıt var. Bizdeki sokak çeşmelerine benziyor ama sadece bir anıt galiba. Aynen, sadece anıt. Tabi Meryem Ana var kucağında, İsa. Bakın şu ev mesela ne kadar tatlı ya, bahçesi falan. Burası böyle bir evden çok ya bir böyle kafe restoran tarzı bir yer. Aynen, şurası böyle bir tık daha kafe restoran tarzı bir yer galiba. Ya da bar tarzı bir yer de olabilir. Şurası böyle bir topluluğun merkezi gibi bir şey. Şu aşağıda hala tadilat devam ediyor yolla ilgili. Aynen, kafe varmış. Çok güzelmiş ha, burada oturulur ha. Çok sevdim. Vallahi çok tatlı ya. Çok güzel bir yermiş. Çok sevdim burayı. Buen trabajo. Kültür merkezinin burada bir yerde olması lazım. Bakın burada artesaniye falan diyor böyle el işleri. Nerede abi bu kültür merkezi? Şurası mı acaba? Allah Allah. Ay evet, burası. Lütfen diyor yavaşça 3 tane zili çalın diyor. Burada 2 tane buton var. Şu mu acaba? Bastım hepsine yavaşça. Aa, 12 Şubat'a kadar kapalı diyor ya duvarda. Neyse. It's closed till 12th of February. Oh wow. Yeah. That was quite a long time. Yeah. Been waiting here for a bit. Yeah. What's next on the agenda then? I think there was some street sellers there, kind of artesanos, you know. Yeah. Nice. They looked nice, I think. Cool. So, let's go. Yeah. Sounds good. Okay. Şimdi şöyle bir artesano pazarına geldik. Burada da böyle daha çok seramikten ürünler var. Neden? Çünkü buranın seramiği çok ünlüymüş. Seramik çıkıyormuş ve seramikten öyle çok farklı ürünler üretiyorlarmış. Bir de burada bir şey daha çok ünlü. Ne derseniz çileği ünlü buranın. Bununla ilgili de bir hikayeleri var. Yıllar yıllar önce 1920'li yıllarda bir tane çiftçi, yani burada kimse böyle çilek milek öyle bir şey bilmiyormuş. Bir tane çiftçi abi, adamın kafasına nereden esti, çileği nereden öğrendi bilmiyorum. Kafasına esmiş, demiş ben ne yapacağım edeceğim, bu çileği yetiştireceğim burada. Adam kafaya takıyor abi. Ondan sonra uğraşıyor, en sonunda çileği yetiştiriyor. Ve buraya pazara satmaya getiriyor. Sonra da insanların çok hoşuna gidiyor bu çilek. Sonra bu bölgedeki bütün çiftçiler çilek yetiştirmeye başlıyorlar. O gün bugündür burada, buranın en önemli ekonomik iki temel kaynağı, birincisi seramik işçiliği, ikincisi de çilek. Çilek yetiştiriciliği, çiftçilik. Hatta burada her yıl çilek festivali bile düzenleniyormuş bu yüzden. Baksanıza şuna. Envai çeşit ürün. Üf. Abi o kadar sıcak ki. Anlatamam size ya. Vallahi zor konuşuyorum sıcaktan. Evet. Bak şu tişörte baksanıza, teriniz çıktı ya her yerinde. Vallahi öldük ya.
How is it? Yeah, it's pretty cool. Pretty cool, right? A few weird things. But yeah. Yeah. I'd say it's pretty cool. Yeah. Like parrots. Yeah. Let's take a walk like this. Then the castle is not very far away from here, I think. Okay. We can visit there before closing. Yeah. So maybe we can drink something in some place to rest a little bit. Nice. After that, let's check what we can do. Okay, sounds good. Sounds good, okay. Let's do it. Or maybe we can go to near the lake, and there I am sure that they have some cafes, bars to drink something, you know? Yeah, I don't mind. Do whatever, really. Yeah. Yeah. Oh, bak abi, şu suratımdan akan tere bak ya, öldüm ya. Öyle bir şey yok ya. Az önce hissedilen sıcaklık 44 dereceydi. Şeyden baktım, telefondan baktım. Ya hiç hava durumuna bakma alışkanlığım yoktur. Paraguay'da bu alışkanlığı edindim. En fazla kaç dereceyi göreceğim onu merak ediyorum. Bir kere akşam üzeri saat 6 gibiydi. 46 dereceyi gördüm. Bak akşam üzeri 6'da 46 dereceyi gördüm. O gün gündüz kim bilir kaç dereceydi hava. Burada şöyle çok eski tip kamyonlar çok yaygın. Yani eski tip dediğim aslında Türkiye'de de tabii çok eski kamyonlar var da bunlar bizim filmlerde gördüğümüz kamyonlar olduğu için böyle Amerikan tarzı. İnsana bayağı değişik geliyor. Şimdi telif yiyeceğiz. Telif yemeden hemen şunları size göstereyim. Bak böyle çok güzel şeyler yapmışlar. Oh. Şimdi şu aşağıda bir yerde bir kale var. Oraya gitmeye çalışıyoruz. Mimarisi falan oldukça güzel. Ben internette gördüm. Oraya giderken biz bir yanlış yola saptık. Yanlışlıkla böyle bir yere çıktık. Şimdi yanlışlıkla böyle önemli bir yer bulduk. Niye önemli diyeceksiniz. Şimdi hatırlarsanız Onur'la çektiğimiz ilk videoda Onur anlatmıştı. Burada Paraguay'da Güney Amerika'nın ilk tren sistemi yapılmış. Yani tren istasyonu falan her şey, raylar. Güney Amerika'nın ilk tren yolu. Ondan sonra tabii gel zaman git zaman bunlar bir kapanıyor, bir açılıyor, bir özelleştiriliyor, bir işte devlete geçiyor falan filan derken en sonunda işte yıllar önce kapanmış, yıllardır da kullanılmıyor, tamam mı? Yani Güney Amerika'nın ilk tren yolu buraya yapılmış ama şu anda burada Paraguay'da hiç tren yolu yok, hiç tren kullanılmıyor. Bu istasyon da bu Paraguay'da yapılan ilk tren yolu güzergahının üzerindeki önemli duraklardan bir tanesi. Bakın şurada vagonlar falan da var terk edilmiş bir şekilde. Belli ki o zamanlar raylar buralardan geçiyormuş. Buralarda peronlar varmış ama artık geriye böyle çayır, düzlük, ova bunlar kalmış işte şey. Kır yani neyse. Tabii bir zamanlar insanlar burada durakta tren bekliyordu. Bak burada da bir ray var. Şuradan da bir demir yolu geçiyormuş. Ay, çok değişik değil mi ya? Bak şimdi bunu mesela bu yolu tekrardan aktif etmeye çalışsalar yeni bir tren yolu yapmakla aynı masraf gibi bir şey belki de. Baksana abi yük vagonları, yazık vallahi ya, çürümüş burada. Hiçbir şey kalmamış geride. Burası birinin evi artık galiba. Baksanıza şuradan merdiven yapmış, her tarafını kapatmış falan. Sıkıntı çıkabilir, uzaklaşalım. Abi, kalenin oraya geldik. Bak buradaydı kale. Tadilata girmiş ya. Yeni bir bilgilendirmeye kadar diyor, tadilatta diyor. Haydi, hiçbir şey göremeyeceğiz mi biz burada ya? Neyse kiliseyi falan gördük. O ormana çıktık. Ha burası kapalı. Bir de kültür merkezi kapalıydı. Bir de artesano yeri var da.
Uzak öldük ya. Vallahi sahile ineceğiz, şeye ineceğiz. Göl kenarına ineceğiz. Oturacağız, bir şeyler içeceğiz, dinleneceğiz. Sonra da döneceğiz abi. Şu anda kendimi leş gibi hissediyorum. Aşırı kirli hissediyorum kendimi. Böyle domuz gibi kokuyormuşum gibi geliyor. Şu bahçeye baksanıza ya. Milletin evini çekiyoruz böyle ama. Çok güzel değil mi? Bu kadar güzel yapmasınlar abi. Şimdi göl kenarına geldik. Göl kenarını böyle bir özel bir park gibi öyle bir hale getirmişler. Böyle mesela araçla girmek istediğinizde 5000 guarani ödüyorsunuz. Motor için 3000 guarani ödüyorsunuz. Böyle yetişkin insanlar girmek istediğinde yaya olarak 1000 guarani ödüyorsunuz. Hola, buenas. Gracias. Böyle şöyle de bir bilet veriyorlar. Entrada, giriş yani. 1000 guarani ödedik. Şimdi bienvenidos diyor. Gracias amigos. Şöyle ilerliyoruz. Bir kafeterya bulup artık şu göl manzarasının tadını çıkaracağız. Yani bayağı bir yürüdük, bayağı bir gezdik bugün. Gerçekten artık anın tadını çıkarmak istiyoruz. Ah şöyle terere kiralayan bir yer olsa terere içsek ya. Vallahi arkadaşlardan alıştım, hostelde sürekli terere içiyorum. Çok güzel. Tererenin böyle değişik değişik aromalı olanları var, tamam mı? İçine böyle mentollüsü var. İşte mesela portakal tadı olanlar var falan. Çok güzeller ya. Ben bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim. Bir de bazıları da şöyle yapıyor. Normal sade terere alıyor. Ve o sade tererenin içine sadece su koymuyor. Hatta suyu böyle az koyuyor. Meyve suyuyla dolduruyor. Mesela portakal suyuyla falan dolduruyor. O da çok güzel oluyor. Efsane ya. Gerçekten. Abi yok mu şöyle göl kenarında manzaralı bir kafeteryanız? Ulan niye ben şeyimle gelmedim buraya? Vallahi gireceğim altına. Pantolonumla, şortumla gelseydim girerdim. Vallahi hiç burada böyle kafeterya gibi bir yer varmış gibi durmuyor. Varsa da biraz iç kesimlerde var anlaşılan. Geldik sonunda. Vallahi geldik gölün üzerine. Oh vallahi ya ne güzel ya. Uzun zamandır böyle bir göl, deniz öyle bir şey görmemiştim. Vallahi nasıl rahatlatıcı geldi şu an. En son Montevideo'da işte Ağustos'ta Montevideo'da deniz gördüm. Ondan beridir hep nehir görüyorum ama böyle göl, deniz o tarz bir şey görmedim yani bayağıdır, aylardır. Bayağı olmuş ya, 4-5 ay olmuş. İyi geldi yemin ederim. Hola, buenas. Hola. Oh. Su yine yeşil abi. Her zamanki gibi. Ama olsun yine de güzel. Bak burada çok güzel bir şey yapmışlar. Burada bizim Türkiye'deki bazı şehirlerde de var bu. Mesela Ordu'da görmüştüm ben, İzmir'de görmüştüm. Bak böyle mesela gölü izleyerek yatıp uzanıp böyle bir şeyler yiyerek içerek takılabiliyorsunuz göl kenarında. Yani bankların bir nevi yatak gibi olanını yapmışlar. Biraz daha uzun olanını. Let's find some cafeteria or I don't know. Let's go this side, I think. Or maybe we can have some ice cream. Yes, just something. Yeah. Just something, yes. Yeah. Şurası bir zamanlar bar kafeymiş. Ama şu an yerinde yerler esiyor. Şurası da öyleymiş büyük ihtimalle. Yine buralar da böyle terk edilmiş gibi baksanıza. Harbiden terk edilmiş. Yok lan işliyor. Oha ya. Harbi işliyor burası ya.
Hola, buenas. Böyle bir yer. Bak burada mesela şöyle naştabalar var. Bunlarla ne yapıyorlar derseniz, bunlarla tereli. Hola, buenas. Bienio. Ice cream. Okay. Bunlarla işte terere kiralıyorlar. Yani o naştabaların içine buzlu soğuk su dolduruyorlar. Yanında da işte matenin içerisinde yerbayı veriyorlar sana. Sen o naştabalardan soğuk suyu yerbaya doldurup doldurup içiyorsun terere olarak. Biz hostelde de yapıyoruz bunu, oradan biliyorum. Abi biz şöyle şu bölgede kafeterya arıyorduk. Şu diğer yerler çok gözümüz tutmadı. Biraz da bazıları da pahalı gibi geldi. En son yine benzinliğe sığındık. En azından iyi bir kliması olacağı net yani. Burası iyiymiş bu arada. Aşırı soğuk da değil, sıcak da değil. Çok güzel. Şöyle bir kampanya varmış işte, tostla böyle kahve. İkisi kaç paraydı? It was like 15,000 guaranis like. Yeah. 15,000 guaraniymiş. İşte o da 2 dolar falan ediyor. Böyle bu kampanyadan faydalandık. Dedik madem geldik biraz da atıştıralım bari. Başka yerde olsa sadece kahveye 20,000 guarani verecektik. Burada 15,000 guaraniye hem kahve hem tost. Güzel oldu. Abi yine şöyle suyumuzu aldık. Burada biraz benzinlikte oturduk. Şöyle litrelik su aldık her zamanki gibi. Şöyle plastik bardak da aldık. Şurada böyle koltuklarda oturduk. Bir şeyler yedik içtik. Böyle... Sabahtan beridir böyle litrelik su alıp bardaklarla içiyoruz ya. Neyse akşam üzeri oldu, saat 7'yi geçti yavaş yavaş. Otobüs de tam buradan geçiyormuş, Asunción otobüsü. Buradan otobüse binip gideceğiz yavaş yavaş. Hadi bakalım. Biz geldik Asunción'a. Havada karardı böyle bayağı bir. Gece oldu sayılır işte, saat 8'e geliyor. Hatta 8.30 şu anda, 9'a gelecek. Öyle markete uğrayacağız, bir şeyler alacağız, sonra da hostele geçeceğiz. So, how was your journey from the... That bus driver was crazy. Really? It was fucking mental. Yeah, I literally had to jump off the moving bus to get really? The bus. My God. He started leaving as I was trying to get off, so that's crazy. So, you don't have this kind of journeys in the... No, England. So far the bus has always actually stopped for people trying to get off. So, at least he didn't shut the doors on me, I suppose. But, crazy. I've got like an adrenaline rush. It's like I'm in a film or something, jumping out a moving car. Bit of an over-exaggeration, obviously, but that's how it feels like to me. It's almost the same in Turkey also. Oh, okay. Always like this, yeah. Really. It's very adventurous actually. Yeah. At some point. Böyle oto şoför biraz hızlı gidiyordu. Bir de böyle duraklarda duruyor da sen inmeden basıyor gaza falan böyle. Ondan sonra arkadaş da şey, ilk kez Avrupa'nın dışına çıkıyor. 18 yaşında ya diyor, ben hiç alışkın değilim böyle şeylere diyor. Now we are going to the market. How do you feel as a 18 years old traveler? Yeah, solo traveler. Not too bad, not too bad. I don't know, I don't think it's too difficult, is it really? Because, you know, I'm basically just on holiday. Okay. It's not like I'm working hard or something while I'm here. So I've already earned the money to So how do you manage the economic part of the travel? Did you work before traveling or your family supports you in some way? Yeah, well they supported me like I was living at home while I was earning. So you don't pay rent and anything else, but you work food, also. No rent, so obviously that's very kind. That's perfect. The money I'm spending now is money I earned working. Okay, so, what kind of job did you do? I work behind the bar mostly. Sorry? I work behind the bar as a bartender. Behind the bar, mostly. Bartender? Yeah. Okay, that's amazing. Sounds a good job, I like that job actually. That's amazing. So it wasn't bad at all doing that. Abi arkadaşın şeyi çok hoşuma gitti böyle, 18 yaşında böyle bir yolculuğa çıkması falan.
Öyle sizle tanıştırmak istedim yani. Biz şimdi marketten bir şeyler alacağız, sonra da hostele geçeceğiz. Say goodbye to the people. Goodbye. Tell them. Make sure you like it in the subscribe. Yeah. That's the point. And well. Subscribe. Yeah. You told it already. Okay. Yeah. See you next time. Bye. Bye.